Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz İzmir'den geliyor efendim. Kendisi İzmir Sürekli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Levent Akatay bugün bizlerle. Levent Bey, dilerseniz hoş geldiniz diyelim ve sohbetimize de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Levent Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri tanımak ve tanıtmak istiyorum. Buyurun lütfen. Levent Akatay ben. İzmir doğumluyum. 30 yaşındayım. Evliyim. Bir çocuğum var. Ses, ışık ve görüntü sistemleri üzerine ve toptan gıda üzerine faaliyet göstermekte olan işletmelerim var. Hı hı. Onun haricinde İzmir Sürekli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcısı olarak görev almaktayım. Faaliyetlere devam ediyorum gönüllü olarak. Bu alanda da derneğiniz faaliyetleri konusunda biraz bilgi verir misiniz? Derneğimiz yardım amaçlı kurulan bir dernek. Para veya herhangi bir şey talep eden veya gazete, etkinlik düzenleyerek para kazanmayı talep eden bir derneğimiz değil. Hı. Öncelikle. Üyelerimiz vasıtasıyla bağışçı ve yardıma ihtiyaçları bulunan insanları buluşturup bir araya getirerek biz aracılık yapıyoruz burada. Derneğimizin esas amacı bu. İnsanlardan herhangi bir şekilde bir talebimiz yok. Yok. Evet. Peki projeniz nedir? Bizim projemizin sloganı şu. 1 lira 1 aile. Açıklamak gerekirse kısacası şöyle. Biz 1 lirayla bizim önemsemediğimiz küçük rakamlarla birer aileyi kurtarmayı planlıyoruz açıkçası. Bu nasıl olacak derseniz şu şekilde. Toplumda bütünleşmeyi sağlayarak, yardımlaşmayı sağlayarak, insanlardan birer TL toplayarak derneğimiz çatısı altında bu topladığımız birer liraları ihtiyaç sahiplerine, ama ihtiyaç sahiplerindeki kasıtımız şu, özellikle kredi ve kredi kartı borcu olan insanların yasal takibe, avukata, icralığa düşmüş insanların borçlarını kapatmak. Hı hı. Derneğimiz olarak biz bunu üstlenmeyi planlıyoruz, bunu hedefliyoruz. Böyle bir kampanya başlattık. Hı hı. Amacımız bu. Dernek olarak. Projenin amacı aslında bu. Peki insanları nasıl ikna etmeyi planlıyorsunuz? İnsanları nasıl ikna etmeyi planlıyoruz? İnsanlar daha önce, toplumumuzdaki insanlar daha önce yapılan istismarlar, toplanılan bağışlar nereye gittiğini ve nasıl kullanıldığını bilmediği için insanların kafasında hep bir soru işareti var. Biz de bunun önüne geçmek için bir web sitesi oluşturduk. Bu web sitesinde toplanan bağışlar, yapılan yardımlar, nereye gittiklerini insanlar 7/24 real olarak bir şekilde görebilecekler. Hı hı. Projenizde gördüğünüz zorluklar nelerdir? Vardır herhalde. Var. Az önce bahsettiğim bu istismarlar, yapılan şeyler, daha önceki şeyler. Bunlar bizim en büyük etkenimiz. Tabii güzel bir şey yapmayı planlıyoruz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Güzel bir şeyler çıkarmak için de biraz zorluk çekmek gerekiyor. Biz de bunun altındayız. Gönüllü olarak bu işteyiz. Bu işi organize ediyoruz. Tek derdimiz bu. Peki başvuru zamanı ve faaliyet zamanı ne zaman gerçekleşecek? Şöyle söyleyeyim, bu ayın 15'inde web sitemiz şu anda test aşamasında, yani denetlemeleri yapıyoruz üzerindeki. 15 Ekim itibariyle pazartesi günü başvurular alınmaya başlayacak web sitemiz üzerinden. Ay sonu itibariyle de topladığımız yardımlar ile insanlara ulaşmayı ve yardımları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir lira bir aile dedik. Bu ilk fikir kimden çıktı Levent Bey? Nasıl oluştu aslında? Şöyle oluştu. Projenin esas mimarı benim. Ben dernek vasıtasıyla tanıştık. Projemi anlattım. Onlar sağ olsunlar destek çıktılar. Bana bu konuda arkamda bulundular. Birileriyle, bir takım insanlarla, destek olacak insanlarla görüştük ve derneğe katıldım. Dernekte başkan yardımcısı görevini üstlendim. Burada bu projeyi kalkındırmayı gerçekleştirmiş oluruz yani. Bundan sonrası için hedeflerinizde neler vardır? Bu projeyi daha ileri nasıl getirebilmek ya da sesi duyurabilmek, katkılar, hedeflerde neler var? Şimdi en büyük hedefimiz şu anda sosyal medya ve ulusal basında özellikle projemizi insanlara tanıtmak, güvenilirliği sağlamak, derneğin ve yaptığımız işlerin güvenilirliğini sağlamak. Ondan sonra başvurular zamanında şöyle bir işlemlerimiz olacak bizim. İnsanların ihtiyaç başvurularını alırken iş kategorilemesi yapacağız. Başvuru sahibinin kişinin iş akdini alıp daha sonra büyük bağışçılarımız veya firma sahipleriyle işe ihtiyacı olan kişileri de birbirleriyle buluşturacağız. Buradaki en büyük amacımız o. Bir sonraki adımı bu olacaktır. Herkes katılabiliyor mu? Tabii ki. Ülkedeki 80 milyon kişi istediği gibi, istediği şekilde katılabilir. Yani insanlar şu şekilde de düşünebilir. Hani benim kredi kartı borcum veya kredi borcum yok. Evet. Beni ilgilendirmez diyemez ama önemsemediğiniz o birer liralar çoğu zaman hiç görmediğiniz paralar bir aile hayatını kurtarabilir şu anda. Dağ gibi aslında para. Aynen hani öyle. Küçüklükten beri de para biriktirme, aşılamak için. Kesinlikle. Çocukların çok büyük elbette paraları yoktur. Hatta çok fazla o kavramı da bilmezler ama hani anne babalar belki ilkokula giden çocukları kumbaralarla benim zamanım, yani ben öyle en azından. Evet. Kumbaralarım olur. 3-5 atardım. O bilinci aşılayabilmek. Ondan sonra dağ gibi para olup
Hani atıyorum belli bir zaman sonra hadi bakalım o paralar şimdi neler alabiliriz de getirebilmek. Evet. Aslında çok büyük tabii ki de öyle 1, 2, 3 deyip yapılatılacak şeyler Kesinlikle, değil. kesinlikle. Yani buradaki tek amacımız insanlara faal şey olabilmek yani yardımda bulunabilmek. Gönüllü olarak birilerine desteğimiz bulunsun. Tek derdimiz o. Sesimizi duyurabilmek. Aynen öyle. O çağrı Aynen yapabilmek öyle. Yani aslında. insanlar şu anda yokluk sınırında olduğu için bazı noktalarda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar ve borçlarını ödemek için farklı yönlere başvuruyorlar. Ve daha çok faizle içeriye kendilerini daha çok sıkıntıya sokuyorlar. Doğru. Bizim amacımız burada insanlar daha sıkıntıya düşmeden bir şekilde birilerine faydamız dokunsun. Yardımımız dokunsun. En büyük amacımız o. Bu yolculukta da bu projede de bence destek çok çok önemlidir. Hele ki böyle genç yaşlı girişimci olmak, yardım konusunda sesi duyurabilmek adına belki sosyal medyanın gücü artık bu zamanlarda hakikaten yadsınamaz bir gerçek. Bugün Evet. belki atıyorum bir ünlü olmak istiyorsan bile sosyal medyayı bir şekilde kullanırsan sesini getirsin. Kalıcı olursun olmazsın ama sesini duyurabilirsin en azından. Böyle Aynen öyle. bir noktadayız artık. Böyle bir mecra elimizin aslında altında diyebiliriz. Bu noktada destek çok önemli ama kalıcı ve işe hakikaten layık yapacak kişiler çok çok önemli. Destekleyenler oldu mu? İlla ki bu konuda destekleyenler, kardeş derneklerimiz var bizimle birlikte çalışan İzmir'de. Yerel derneklerimiz var, en büyük destekçilerimiz onlar. Birkaç milletvekilimiz var, bunlar bize destek oluyorlar. Projemizi anlattığımızda çok hoşlarına gitti. Bize destek olmayı canı gönülden destekliyorlar. Bizi de en çok zaten teşvikleyen de bu oldu. Bu işin peşinde koşturuyoruz, insanlara ulaşmak için. En başında hep siz mi varsınız? Sizle beraber Evet. ekip var Bir ekibimiz mıdır? var. Aynen. Dernek başkanımız var. Mehmet Keskin Bey. Onunla birlikte canı gönülden çalışıyoruz bu iş Bu için. bari dalgalandıracaksınız Aynen inşallah. öyle. İnşallah. Birilerine faydamız dokunsun. Tek derdim o yani. Size birileri değil, işte Levent Bey, ben daha büyük belki de işte para olabilir, farklı işte destekler Tabii olabilir. ki. Ben yardımı bulmak istiyorum diyenlere kapımız açık Her mıdır? zaman açık. Sosyal medya hesaplarından bize istedikleri zaman ulaşabilirler. Hiç problem yok. Şu anda zaten faaliyette gösterdiğimiz yiyecek ve giyecek konusunda desteklerimiz sürüyor bunlarla ilgili. Bu konuda da desteğimiz her zaman olur. Her zaman ihtiyaç sahipleri bulunuyor. Bize ulaşıyorlar. Biz de bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Herkese kapımız açık. Harika. Bu aileler inşallah çoğalacak zaten. İnşallah. Artacaktır. Klasiktir. Kapı kapıyı açar derler. Aynen öyle. Sizin bulunduğunuz noktada aslında bunun ta kendisi Evet. göstermiş oluyor bu Biz anlamda da. burada aracı oluyoruz. Bizim tek şeyimiz bu. Aracı. Bir şeyleri Aracı. üstlenmek, sorumluluk altına girmek, aracı olmak. Ve başarmak en güzeli bu olsa gerek. Zaten o başarmayı gördükçe benden mutlu olacağını sanmıyorum. Benim için Şahane. önemli olan o. Sizin gibi bu anlamda belki akıllı projeler vardır. Veya sizin anlattığınız örtüşebilir ya da ben bu konuda da işte fikir sahibiyim, bir şeyler yapmak istiyorum derlerse. Mesela hem genç girişimcilere neler söylemek istersiniz Levent Bey? Tavsiyeleriniz neler olacaktır? Bununla ilgili hiçbir zaman inanmaktan vazgeçmesinler. Tek söyleyeceğim o. İnanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Belli bir noktada doğru frekansı yakalıyorsunuz, doğru insanları yakalıyorsunuz. O zaman zaten hepsi arka arkaya geliyor. Biraz zaman belki Kesinlikle, sabretmek kesinlikle gerekebilir. sabretmek Siz de gerekiyor. bu belki de dernekle buluşma noktanızı hayata geçirdiniz. Ama reddemeyelim ama belki istediğinizi tam olarak alamasaydınız bile güveniniz sarsılır, kırılır mıydı? Yoksa herhalde tutmayacak bu proje mi? Yok da bu projede bir eksiklik mi var derdiniz? Eksiklik kısmını her zaman düşünürüm. Normal iş hayatımda da yanlış yaptığım bir şey olduğu zaman eksikliğimi düşünürüm. O yüzden eksikliğimi düşünüp doğru adımda tekrar üstüne savaşmaya devam O ederim. çok önemli. Aynen Yani öyle. hani bir red cevabı alınca of çok kötüymüş demek projem demek yerine eğer inanıyorsanız, güveniyorsanız aslında onun arkasında durmak Kesinlikle. gerekiyor. Bir gün mutlaka aslında o hayaller Kesinlikle. gerçekleşecektir. İzleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İzleyenlerimize söyleyebileceğim tek şey şu. Unutmayın diyorum. 1 lira bir aile kurtarır. Önemli olan istemek gönülden. Aynen öyle. Şimdi desteği ve aslında projenin anlam ve önemini çok çok daha iyi anlayabiliyorum. Program başında 1 lira 1 lira nedir acaba? Çok merak ettim böyle. Ama görüyorum ki kocaman bir aslında yürek var. Kocaman bir hayallerin gerçekleşmesi var. Aynen öyle. Kocaman umutlar var. Hep güzellikler var. İnşallah emeğinizle beraber, desteklerle beraber, güzel insanların güzel kalpleriyle beraber buluşma noktasında dağ gibi bir
aileler oluşacaktır bu anlamda. İnşallah. Sizlere sağlık ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür Bireyinize, ederim. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok çok mersi. Sağ olun. Değerli konuğumuz efendim İzmir'den geldi. İzmir Sürekli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Levent Akatay bugün İşi Bilen programındaydı. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.